İyi akşamlar. Hoş İyi akşamlar geldiniz Gülsün. Cem'ciğim. Hoş geldin canım Hoş bulduk. arkadaşım diyeyim. Çünkü benim sınıf arkadaşım, okul arkadaşım. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam gerçekten çok yani yakın bana bir arkadaşım. Saygın Öğrencileri dizimizde ve birlikte gerçekten çocuk yaşta Saygun'la beraber çalıştık. Sonra birlikte Paris'e gittik. Paris Konservatuvarı'nda sınıf arkadaşıydık. Hem piyanoda, o da müziğinde, solfej, deşifraj hepsinde aynı sıraları paylaştık. Çok Doğru. güzel bir geçmişimiz var. Çok güzel anılarımız var. Tabii hepiniz Hüseyin Sermet'i tanıyorsunuz. Olağanüstü piyanist. Türkiye'nin gururu, muhteşem bir müzisyen. Ve bütün dünyada tanınan olağanüstü bir müzisyen. Şimdi Hüseyin'cim, evet ne güzel burada da beraberiz. Yıllar sonra bu vesileyle hocamızı aramızda hissediyoruz ve gerçekten nasıl çocukluğumuzda onu kapısında titreyerek girerdik. Bazen çıkarken işte büyük bir coşkuyla, öğrendiklerimizin sevinciyle, bazen de o koskoca dağ yüklemişti. Yani bunu nasıl omuzlarımızda taşıyacağız diye düşünerek çıkardık. Bir de seninle Doğru. beraber aynı sınıftaydık. Aynı yani aslına bakarsanız efendim biz Hüseyin'le hocamızın ender besteci ve şef olmayan öğrencilerindeniz, değil mi Hüseyin? Yani Orada enstrümantal. ben biliyorsun beste yapıyorum. Tabii. O ama şey Evet. demek istiyorum. Yani başlangıçta bizim Of. onunla çalışma nedenimiz Tabii, tabii doğru. ikimiz de harika çocuk olarak 6600 Pardon, sınıfı. özür dilerim. Gülüyorum. Çünkü belli bir yaşa geldikten sonra harika çocuk. Ancak burada zirzopluk yapmamız lazım harika çocuk diye. Yani o 6660 sayılı kanun çerçevesi içinde bize 2 sene Adnan Saygun'la eğitim görmemiz için Ankara'da bu kapsama almışlardı. O Doğru. vesileyle onun özel öğrencisi olduk. Yani konservatuvarda değil ama hafta sonları çok yoğun, 4-5 saatlik, bazen daha fazla süren çalışmalarımız oldu. Şimdi tabii ben sözü Hüseyin'e bırakıyorum ve bize anlatacak şimdi neler hissetti, nasıl geçti, Saygın onun için ne ifade ediyor ve seni dinliyoruz Hüseyin'cim. Bu vesileyle Estağfurullah. tekrar hoş geldin. Çok mutluyum geldiğin. Tekrardan hoş bulduk ve ayrıca başlamadan önce izin verirsen sana burada herkesin huzurunda tabiri caizse teşekkür etmek isterim. Beni bu güzel programına davet etmek nezaketinde bulunduğun için tekrardan sağ ol, var ol. Bunu bir kere söylemiş olayım, içinde ukde kalmasın. Bu bir. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ben rahmetli Adnan Bey'den bahsedecek olduğum zaman burada tabii ki gerçekleri ifade etmekle mükellefim. Ve o Harika Çocuk Kanun Kapsamı hikayesinde tabiri caizse beraber okuduğumuz o 2 sene Ankara'da ortak hocamız, ortak paydamız Adnan Bey'di rahmetli. Malum benim piyano hocam Ulvi Cemal Bey'di. Seninki hepsi rahmetli Mithat Fenmen Beydi. Şimdi ben küçük bir çocuk olarak yani beni bilmeyenler, alkış yani izleyenler sen icabında benim unuttuğum şeyler varsa bilhassa rica ediyorum. Lütfen tamamlayıcı olarak lütfen yani hiç çekinmeden araya girebilirsin. Benim Adnan Bey'le ilk senem çok sıkıntılı geçti. Bunu hiçbir şekilde yalan söyleyemem. Neden sıkıntılı geçti? Ben İlk kanun kapsamına girdiğim zaman 11 yaşındaydım. Zaten ben fiziki yapı olarak biliyorsun Mike Tyson'a pek benzemiyorum. Kısa boyluyum falan filan. O ya bir de 11 yaşında yerden bitme Hüseyin'i düşün, hatırla.
Ondan sonra upuzun Adnan Bey'e bakıyorum böyle. Ve Evet. benim için bir heyula, bir korkutucu, bir bilgi tapınağı gibi duruyordu. Ne Ve güzel ama söyledin. Gerçekten çok çok doğru. yani ben onu öyle hissediyor ve yaşıyordum. Ama aynı zamanda bu benim için korkutucuydu. Onu ilave etmek durumundayım. Ve onun huzurunda diyelim biraz dilim tutuluyordu ilk sene. Yani bu iki kere iki dört, burada yalan yok. Mesela rahmetli Ulvi Bey kişiliğinden dolayı "ah şekerim canım bir tanem" deyip Evet, o tabii bir çok sıcakkanlıydı ve çok son sıcakkanlı bir derece. insandı. Evet. Ve bana güven telkin ediyordu. Güven veriyordu. Ve onun huzurunda hiçbir zaman korkmadım. Yanlış çaldığım zaman da korkmadım. Kötü Evet. çaldığım zaman da korkmadım falan filan. Ama annem benim dersine gittiğim zaman ilk sene ayaklarım geri gide gide dersine gidiyordum. Çünkü korkarak gidiyordum. Korkarak karşısına oturuyordum. Korkarak dut yemiş bülbül derler Türkçe'de, öyle bir terim vardır. Karşısında böyle dut yemiş bülbül gibi oturuyordum. Hiçbir şey söyleyemiyordum neredeyse. Adamcağız da haklı olarak bana bakıyor bakıyor. "Ya bu çocuk konuşmuyor. Konuştuğu zaman yanlış şeyler söylüyor falan. Bu çocukta karanlık noktalar var" demişti. O ifadesini unutmam, ben bunu Ulvi Bey'den sonra da öğrenmiştim. Şimdi bakın, sen belki bunu ilk defa duyuyorsun. Evet, ilk defa duyuyorum gerçekten. Bilmiyordum. Şöyle anlatayım o zaman. Evet. Misalle anlatmam lazım. Muhtemelen Adnan Bey bilgisinden dolayı belirli bir yaşta olgunlukta ve özgüven elde edinmiş talebeler karşısına geldiği zaman, bu bizim malum besteci arkadaşlarımız olsunlar, onun talebesi olan, hepsini tanıyoruz. Veyahut da Erol gibi mesela orkestra şefliği yapan arkadaşlarımız olsun. Herhalde o ilişki tahmin ediyorum çok daha rahat bir şekilde kuruluyordu. Evet. Ben dediğim gibi 11 yaşında ilk ve bana hiç unutmayacağım. Bak şimdi sana bir misal vereceğim. Geçti piyanosuna, Ankara'daki malum bahçeli evler. Evet. Ben de arkasında koltukta oturuyorum. Bana dedi ki şöyle hafif arkaya doğru dönerekten, "Evladım, bak şimdi ben sana 12 zamanlık bir şey çalacağım. Söyle bakalım bu 2 dörtlük mü, 3 dörtlük mü, 4 dörtlük." Şimdi 12, benim matematiğim de sen çok iyi hatırlarsın, çok zayıftır biliyorsun. Ama 12 2'ye de bölünür, 3'e de bölünür, 4'e de bölünür, 6'ya da bölünür. O kadarını aklım eriyor. 6 dörtlük de olabilir hocam dedim daha çalmadan. Şöyle bir hiçbir yorumda bulunmadı. Eyvah dedim ki ben kendi kendime çam devirdim. İyice ne böyle korktum. Şimdi çaldı bir şey. Yahu ben hiçbir fikrim yok ne yapmam gerektiği hakkında. 2, 4, 3, 4, 4, 4. Yani neye göre karar veriliyor? O anda ben tamamen dilim tutulmuş ve panik içindeyim. Ve kurtulmak için de geçmiş gün kafadan atıyorum şu anda. Diyelim 3, 4'lük dedim. Diyelim. Hani direkt tutturursam, hani turneyi gözünden vurursam, Bir şansım var diyorsun. aynen 6-4'e pek ihtimal vermiyorum şöyle bir dönüp bakmasından dolayı. Şimdi 3-4 dedim. Doğru veya yanlış. Hiçbir fikrim yok o anda. Doğru olsa diye dua ediyorum ki aferin bildin deyip hani başka bir şey geçsek. "Söyle bakalım" dedi. Aynen böyle. "Neden 3-4'lük" dedim. İşte neden olunca bitti. Bitti. Çünkü ben dönüp diyemem ki "hocam kurtulmak için bu sorgu sualden" diyemiyorsun. Kemküm ediyorsun. Tabii hiç söyleyeceğim bir şey yok. Şimdi bu noktada burada tamamlayıcı bir şeyi burada açıklamakla mükellefim. Zira bunun zamanı geldi de geçiyor.
baktılar ki ben anneannemin karşısında bütün imkanlarımı, bilgimi, kabiliyetimi, her şeyimi kaybediyorum ve dümdüz oluyorum. Yani silindir geçmiş gibi üstümde. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız, ne yapacağız? Bu çocuğa özgüven vermek lazım. Hani şey, Allah razı olsun, binlerce kere razı olsun kendisinden. Belki de programı dinliyordur. Ben bunu burada ifade etmekle mükellefim. Muammer Sun Hoca geldi. Ondan sonra bana gizlice ders vermeye başladı. Aa. Bak dedi, ben sana anlatacağım, öğreteceğim, korkma. Ve o kadar sakin, o kadar kendinden emin. Hiç unutmuyorum, hala sigara içiyor mu çok bilmiyorum Muammer Hoca. Yok. Ama şey, böyle tahtadan bir ağızlıkla, evet, tabii. Sigaralar arka arkaya içiliyor ama belki 10 tane içiyor ders esnasında, ama her dediğini öyle bir güzel pedagojik üslupla anlatıyor ki zehir gibi o anında çözüyor. Evet. Muammer Sun sayesinde İkinci sene hatırlarsın tekrar, biz hani birinci sene imtihana soktular, bir sene daha bu çocukları tutacağız dediler. İkinci sene ben Annan Bey karşısında şakıyan bir bülbül haline. Dut yemiş bülbül şakıyan bülbüle dönüştü. Çok güzel. Gayet kendinden emin. Harika. Bir de o büyüme çağında o kadar o kısa zaman esnasında bir senelik zaman bile çok büyük fark yapıyor malum. 11'den 12'ye geçtim. Muammer Bey, Muammer Hoca tabii, beni eline aldı, beni adam etti. Bana çeki düzen verdi. Evet. Ondan sonra ben gayet kendimden emin, şöyle hocam adam Bey karşısında. Ondan sonra sen de hatırlıyorsun, tekrar bizi imtihana soktular. Ondan sonra da şakacı bir üslupla söylüyorum, tabiri caizse ikimiz de Paris'e şutladılar. Evet. Ama o ikinci sene sanıyorum keyifli geçti. Yani Adnan Bey'den çok biliyorum, hatırlıyorum. Sen de yani çok değiştin ondan sonra hakikaten. Evet. Birinci sene Adnan Bey'den benim ilişkim benim için kabustu. Adnan Bey için de tahmin ediyorum bu çocuk kapalı kutu. Hani bir türlü açamıyorum bir nevi. Ne var ne yok içinde, hazine mi var, pislik mi var, boşluk mu, hiçbir şey mi? Yani yani tam olarak o da bir tam %100 şey koyamamıştı herhalde, teşhis diyeyim. Ama ikinci seneden itibaren o özgüven kendime gelince Muammer Hoca sayesinde. Evet. Ondan sonra tabii ki benim için her şey çok daha zevkli olmaya başladı. Tahmin ediyorum Adnan Bey de ikinci sene şöyle bir oh demiştir herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Çok ilginç gerçekten. Bak bu hikayeyi ben bilmiyordum. Ne kadar bilmiyor muydun sen bunu? Yo, benim bak hayatımı kurtaran kişi Muammer Sun'dur. Yani ilk kere 2-4 ve yalan yok. Hakkını burada ödemekle, ödeyebiliyorsam yani ben bunu en azından söylemekle mükellefim ve kendisine medyunu şükranım tabii ki. Çok güzel, çok güzel, harika. Biliyor musun, birçok öğrencisinin Muammer Bey tarafından yetiştirilmesini de istermiş yani konservatuvarda. Hiç şaşırmadım buna. Evet, çünkü... evet. Mesela aynı şekilde Erol Erdinç de öyle. Farklı öğrencileri de öyle. Çünkü şimdi belli bir şeye kadar sanıyorum onun dediğin gibi yani daha ilerlemiş seviyedeki öğrencilerle çok daha kolay çalışıyordu mutlaka. Muhtemelen tabii ki. Evet öyle. Yani ama bir taraftan da o nasıl diyeyim yani senin için çok büyük, çok kabus gibi bir şey olmuş olabilir. Ama sanırım yine de o dönemde bile sana aktardığı çok
çok değişik, çok önemli değerler olmuştur yani, bu mutlaka. Bak, bunda en ufak bir şüphe olamaz. Çünkü insan küçükken farkına varamadı bazı şeyleri. Evet. Biliyorsun, sonradan oturtmaya kesinlikle başlıyor. Çünkü asgari bir hayat tecrübesi gerekiyor. Ben bununla ilgili, eğer can sıkıcı olmuyorsa, çok kolaylıkla bir iki tane daha misal vereyim mesela. Evet. Direkt Adnan Bey'den değil ama mesela biz çok küçükken bazı kitapları okumuşuzdur. Mesela Fareler ve İnsanlar, John Steinbeck. Ben bu kitabı okuduğum zaman 11 yaşındaydım. İşte o ilk sene. Hatta çok iyi hatırlıyorum, anneannem, annem falan, herkes bana evde elimde beni o kitapla görünce, sen bunu okuma, sen bunu anlamazsın falan dedikçe tabii daha da damarıma basılıyor. Daha da büyük şey, bir nevi gurur meselesi yapıyorum. Ve çok severek okudum. Çok severek. Ama ne olduğunu, Lenny denilen kişinin cebindeki farenin ne manaya geldiğini tabii daha sonraları öğrendim. Tabii. Yani anladım. Öğrendim değil, anladım. Evet. Bunun gibi başka bir misal vereyim mi? Gene Adnan Bey'inkine verdiğime benzer. Hani insanlar kafalarında oturtabilsinler diye. Evet. Paris'te Place Lili Boulanger. Kime gittiğim malum. Nadia'dan ders alacağım. Bir gün işte derse gidiyorum. Ondan sonra işte bir takım notalarla gittim. Geçmiş gün gene bir şeyler hazırlamıştım. İşte hoş geldin dedi falan. Şimdi Fransızca söyleyecektim ama sen, herkes senin gibi Fransızca bilmiyor tabii. Onun için Türkçe devam ediyorum. Ondan sonra işte ben dedim hoş bulduk işte mademoiselle. Ben size bugün diyelim Ravel'in Jodos'unu kafadan atıyorum. Şimdi çalacağım. Hayır dedi. Hayır. Git dedi bana. O odayı hatırlarsın, org vardı, şu vardı, bu vardı. Evet. Ondan sonra işte şuradan dedi, Beethoven sonatların dedi, şeyleri var, notaları getir bakalım dedi. Emir yukarı, yüksek yerden geliyor. Boynumuz kıldan ince, gittik, notaları aldık, getirdik. Bana dedi ki, Hamlet klavyer dedi, sayfayı aç. Ne olacağı hakkında en ufak bir fikrim yok. İşte baktım indeksten, işte şu 3 sayfa, açtım dedim. Bir hatırlarsan o devrin teknolojisiyle gözlük camları denizaltı lumbozu gibiydi. Bu kalınlıktaydı yani, insanlar iyi görsünler. Onun arkasından gözleri korkunç görünüyordu zaten, şey yani, şey de etkileyiciydi böyle. Bir de yaşlı uzun boylu bir hanım elinde baston. Açtım, buyurun dedim. Bana tek kelime ju dedi. Çal. Yani anlamıyor. Özür dilerim. Bilmiyorum bu sonat. Ondan sonra çal. Tekrar ve emir daha sert bir tonda. İçimden fesbunallah çekip tahmin ediyorsun. Çiğdam, babam, baba dediğim anda bastonunla yere vurdu böyle, dam diye in tempo dedi. Deşifre. Evet, deşifre. Hiç bilmiyorum, hayatımda çalışmadım bir sonra. Ve zorluğu malum. Ondan sonra tempo da çal deyince ben mık ık gık gık bu bu falan gibi sesler çıkarttım tabii. Ve ben bam 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 buraya kadar neredeyse ben bakmadan bir notaya ezbere çaldım, o kadarını biliyorum. Ama ondan sonrasını ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ve en başından en sonuna kadar fügleri, İkinci kısmı, en son kısım, tempoda, triller, bilmem ne, eller, ve bittiği zaman ben de bitmiştim. Çünkü artık ne yaptığımı, ne çaldığımı hakikaten bilmiyorum. Yani ne çalabilirim ki zaten.
Fakat korkunç bir baş ağrısı ve başım dönüyordu aynı zamanda bittiği zaman. Çünkü böyle, yok böyle bir işkence, yok böyle bir sıkıntı. Ve hayatım boyunca dinle beni, bak nereye bağlayacağım, anlam beni olan şey gibi. Bende dehşetli bir hırkafir şeyi oldu. Fobisi diyeyim sana. Yani konserde biri çalıyorsa o konsere gitmiyorum falan şeklinde. Ne zaman ki bu koronavirüs hikayesi çıktı, bütün konserler, malum bütün faaliyetler iptal. Evin içinde otur, sokağa maskeyi tak çık, alışveriş yap gel. Ne yapayım, ne edeyim, tavana yapışıyorum can sıkıntısından. Harika bir çalışmaya başlayacağım dedim kendi kendime. Harika, harika. Ve Havreklefir'e başladım. Ve şimdi büyük bir zevkle çalışıyorum. Evet, Ve evet. hala Nadia'nın ne yapmak istediğini çözmeye çalışıyorum. Hani beni denedi, zorladı, beni yani bana işkence etti. Başka bir şey değil. Bunu ancak piyano çalan ve piyano iyi çalan, Havreklefir'in ne manaya geldiğini, belli seviyedeki piyanistler bizim şu anda benim anlattığım ne manaya geldiğini çözebilir. Fakat şu anda büyük zevkle çalışıyor. Dolayısıyla anlamaya başlayıp bağlayacağım. İlk senede çektiğim o kabus, benim için kabustu, bunu gayet açık ifade ettim ilk baştan beri. Sonradan büyük bir özgüven, hani dut yemiş bülbülün birdenbire boğazındaki dutu atıp şakımaya başlaması ve hayat ilginç ve bazen bazı şeyleri oturtmak için yerli yerine insan ömrünü, tabii biz bir insan olarak belli bir şey ancak onun içinde konuşabiliriz. Önemli bir zamanın geçmesi gerekiyor. Kesinlikle öyle, evet. Yani ilginç ama bu böyle. Çok doğru. O zaman küçük bir ara verelim ve Adnan Saygun'dan kısa bir müzik dinleyelim şimdi. Memnuniyetle. Sağ ol. Thank you.
Evet. Eserleri tabii ölümsüz, olağanüstü bir bestecimiz. Yani hakikaten dünyanın her yerinde ne zaman onun bir eserini seslendirsem büyük bir keşif, büyük bir hayranlıkla dinliyorlar. Sen ne düşünüyorsun? En çok hangi eserlerini hocamızın seviyorsun ve nasıl bir senin için besteci adına saygın? Hem hocamız hem büyük bestecimiz. Şimdi bak, burada çok bence ilginç bir noktaya temas ediyorsun ama benim vereceğim cevaplar rahmetli hocamızın ötesinde bir noktaya işaret edebilir. Çünkü benim bu konularla ilgili şahsen bazı sıkıntılarım var. Bazı söylevlerim var tabiri caizse. Bundan dolayı bir takım çevreler tarafından idam ediliyorum muhtazama. Ama meydan okumak için demiyorum ama gerçekten vız gelir, tırıs gider yani. İdam etseler ne olur, etmeseler ne olur. Hakikaten hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Ama şuraya bağlayacağım. Şimdi Adnan Bey kıymetli bir besteci midir? Bunun cevabı elbette ki evet. Yani burada oturup tartışacağımız bir konu yok. Burada en ufak bir sıkıntı yok. Ulvi Bey rahmetli gene kıymetli bir besteci midir? Oturup bunu da tartışacak bir şeyimiz yok. Bunlar şuna dikkat etmek lazım. Ah, onlar çok kıymetli, çok büyük, çok önemli işte hazinelermiş ki elbette ki öyle. Onlara bir sahip çıkmakla mükellefiz. Bunda en ufak bir şüphemiz yok. Ama bak, burada ama diyorum. Bir Alman mesela. Şimdi bir Alman ekolü var. Bunu sana beni sorma. Beste tabii ki iştigal. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bir Alman ekolü var. Musiki'de. Ve bu dehşeti engiz, çok derin bir okyanus kadar derin, derya şeklinde çok önemli bir ekol diye. Bir tarz. Fransız ekolü var mı? Tabii ki. Peki İspanyol ekolü var mı? Evet arkadaşlar. O da var. Şimdi başka bir şeye bağlayacağım bütün bunları. Türk musikisi dediğimiz zaman hangi musikiden bahsediyoruz? Itri, Dede Efendi, Cemal Reşit Rey, Hulusi Cemal Erkin, Adnan Saygun. Şimdi burada bir tıkanıklık hasıl oldu. Hatta bunun ötesinde bir şizofreni hasıl oldu. Ve bir tarafta Itrispor ve Dedespor taraftarlarıyla, öbür tarafta Saygunspor veya Erkinspor taraftarlarının ezeli böyle mücadele içinde olması bana tam manasıyla abeste iştigal geliyor. Bu benim şahsi fikrimdir ve bunun arkasında durum. Şimdi ben Alman, Fransız ve İspanyol ekolü dedim. Bak nereye bağlayacağım. Biliyorsun benim besteci kişiliğimden konuşuyorum şimdi. Kesinlikle piyanist Hüseyin Sermet o öldü. Ruhuna Fatiha. Şimdi besteci Hüseyin Sermet huzurumuz. Nereye bağlayacağım? Çarlık Rusyası'yla Osmanlı İmparatorluğu'nu bak üç aşağı beş yukarı bunu her zaman söyledim. Biliyorsun Pilerin falan Moskova'ya gitmesi, bir takım teknikleri orada öğretmeye başlaması, Rus asilzadelerinin veyahut asil tabakanın kızlarının hep öyle olurdu o devirlerde. Erkekler ya orduya gidecek ciddi meslekler de bulunacaklar. Kızlar da işte güzel piyano çalacaklar falan şeklinde. O devrin anlayışı öyle. Şimdi şuraya bağlayacağım. Rusya'daki Batı musikisinin çok sesli tekniğinden tanışmaları, yazı teknikleriyle ve Osmanlı'nın tanışması arasında çok büyük bir zaman farkı yok. Emme ve lakin Ruslar çok kısa zamanda Çaykovski gibi bir dev ki sen onun konçertosunu en iyi icra eden piyanistlerden birisin dünyada. Bu 2x2 4 ben bunu her zaman söyledim ve savunurum çünkü bu bir gerçek. Dolayısıyla böyle bir devasa besteci
iki arkadan, hepsini saymıyorum ama bir iki, yani dinleyenlerin fikri olsun diye ifade edeyim. Mussorgsky, Scriabin, yok ne bileyim Rimski-Korsakov, arkadan daha modern işte Prokofiev, Shostakovich, Stravinsky bilmem ne. Bir Rus ekolü var mı yok? Şimdi cevabı tabii ki var. Nasıl edebiyatta bir Rus ekolü var? Musiki'de de var. Peki bizim Türk ekolümüz var mı? Var tabii. Ha, bak burada bir duraksama oldu. Neden? O yoksa bunun nasıl telafi edilmesi lazım? Biz bak aydın kişilersek, aydın kişilersek, gerçekleri ifade ederek yola çıkmakla mükellefiz. Bir hastalık varsa, doktorsak, hastalığı doğru teşhis etmekle mükellefiz ki doğru tedavi yapalım. Allah korusun kanser hastasına aspirin, nezle olmuş kişiye de kemoterapi yazarsan reçeteye, her ikisini de öldürürsün. Böyle doktorluk olmaz. Bizim konumuzda da biz sanatın diyelim bilir kişileri olarak aynı zamanda 2-3 kitap devirmiş, biraz hayat tecrübesi ve genel kültür, çok şey üstün görü söylüyorum. Ben kendimi kesinlikle allame burada ilan etmiyorum, kimse beni yanlış anlamasın. Ama az buçuk bir fikir sahibi olan insanlar olarak diyelim, bir takım gerçekleri ifade etmek ve buna çözümler üretmekle mükellefiz. Neden bizim Türk bestecileri, ki şimdi isim isim zikretmeyeyim, her biri kendi usulünde, kendi anlayışında, kendi bilgi dahlinde bazen hakikaten çok güzel eserler vermiştir. Ama neden bir bunların toplamı Türk ekolü yaratmamıştır? Ha yaratmışsa ve ben bundan bir habersem, lütfen birileri bana haber versin ve bana bunu öğretsinler. Belki benim eksikliklerim var. Ben vereyim sana. Ben vereyim sana. Yok hakikaten. Şimdi bak çok farklı bir ekol var gerçekten. Yani bu kesinlikle... herkes tarafından da kabul edilen bir şey. Yani bir Ulvi Cemal Erkin, Adnan Saygun, Ferit Tüzün, Necil Kazım Akses, Ferit Anlar ve yani tabii günümüze kadar gelen bir çok farklı dünyaya da yenilikler kazandırmış. Çünkü belli işte Anadolu'dan gelen bazı müzikal işte elemanları, ezgileri kullanarak, çok sesli olarak besteleyerek, aksak ritimlerle bunları yaşatarak o kadar çok şey katkıda bulunmuşlar ki, yani bence dünyada yavaş yavaş da kabullenmesi daha genişliyor. Yani bu genç nesilden de çok çok iyi besteciler var. Bu arada senin de çok güzel eserlerin var. Yani onu ben yok böyle bir ekol diye kabul etmiyorum. Bence buradan yani itibaren yani Türkiye'den daha doğuya doğru gittiğimiz zaman Japonya'ya kadar orada maalesef böyle bir kuraklık var. Sonra tekrar Japonya'da canlanıyor oradan itibaren. Yani klasik müzik çok önemli bir yer alıyor. Ve Japonların da bizle biliyorsun çok önemli bir ortak noktası var. O da şu, kendi öz müziklerini tek sesli ve yani geleneksel diyelim müziklerini aynı anda işte üç farklı salon görüyorsun mesela. Bir yerde işte Japon geleneksel müziği, yandaki salonda caz konseri, onun yanında klasik müzik ve hepsi çok ilgi görüyor. Aynı şekilde bizde de var. Yani bizim diğer Avrupa ülkelerine göre
Çok daha uzun ömürlü bir geleneksel müziğimiz var. Yani şimdi Almanya'da kimse işte 17. yüzyılda yazılmış halk ezgilerine açıkçası devam ettirmiyor. Artık tamamen orada kalmış bir şey. Bizde öyle değil. Yani bizde bu devam ediyor ama aynı zamanda yani evrensel klasik müziğe de son derece katkımız olmuş. Bence bir Türk müzik Bak ekolü bu konuda, kesinlikle. pardon sözünü kestim özür dilerim ama hemfikir değilim seninle. Neden? Almanya'da Evet. geleneksel halk musikisi mesela 17. 18. 19. asırdaki şekliyle köylerde, kasabalarda çalınan şeyler tam manasıyla artık kullanılmıyor dediğin zaman zaten bak onları o devirdeki o eskileri alıp da yani oranın kendisine has folklorunu alıp evrensel hale getirip sunabilmiş zaten Schumann, Schubert, Beethoven akla yani bir sürü insan var. Opus 110'da bak. Opus 110. Darirara bam bam bi. Darirara ram bam bi. Tamam bu tabii daha hızlı. Darirara bam bam bi. Darirara ram bam bi. Şimdi sakın gülme. Çünkü Almanca hiç bilmediğimi biliyorsun ama onun bir Alman ya, çocuk şarkısı olduğunu Mein Katz hast ein zwei bilmem ne diye gittiğini yani benimki şu kadar yavru yaptı diye giden bir çocuk şarkısı olduğunu biliyorum ve bu Beethoven'ın en son 3 sonatından yani en sondan bir evvel 31 numaralı sonatta Opus 110'da kullanılmış ama nasıl kullanılmış? O şarkı Mein Katz hast zwei bilmem ne diye gitseydi bugün hiçbirimizin bu şarkıdan haberimiz muhtemelen olmayacak. Ama Beethoven Opus 110'da kullanıldığı için evrensel bir şekilde haberimiz var. Bak şuraya bağlayacağım. Beethoven zamanında Türkiye'de yani Osmanlı İmparatorluğu'nda Dede Efendi gibi devasa bir besteci var. Muhteşem bir adam. Muhteşem ötesi. Emme ve lakin ben burada şuna karşı çıkıyorum. Çünkü ben Türk bestecilerini genel olarak dinlediğim zaman çok ciddi bir üslup karışıklığı görüyorum. Ha ben demiyorum ki herkes tornadan çıkmış gibi aynı üslupla yazsın. Kesinlikle öyle bir şey savunmuyorum. O zaman faşizmi olur. Faşist bir ülkenin faşist bestecileri emirlen. Hepsi do majör yazacak lafın gelişi. Ve la minöre bir tek modülasyon yapabilirler. Yok böyle bir şey. Elbette ben bundan bahsetmiyorum. Kesinlikle benim dediğim bu değil. Ama bir üslup birlikteliği, bir stil yani bir tavır ben şimdiye kadar bunu görmedim. Ha genç bestecilerde çok kabiliyetleri vardı. Kabiliyetleri var dedim pardon. Ki ben onlardan birkaç tanesini tanıdım. Hakikaten çok kabiliyetli, muhteşem. Ve Allah inşallah onların yollarını açık etsin. Başka bir şey söyleyemem. Ama bu konuda bizim devlet olarak bir normal siyasetimiz olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Devlet olarak dediğim zaman kesinlikle devleti suçlamıyorum. Çünkü devletin görevi bestecilerimiz do majör kullansınlar, oradan fa diyez minöre modülasyon yapsınlar diye emir vermek değildir. Dünyada böyle bir devlet olamaz. Devletin görevi hele Türkiye gibi bir ülkede şu yaşadığımız günlerde Doğu Akdeniz sorunundan tut da Libya'ymış, bilmem neymiş, senin bağlantını beklerken ben neye bakıyordum? Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı MEB anlaşmasına bakıp gülüyorduk kendimce. Şimdi o ay benim gülüp gülmememin bir önemi yok ama gülüyorduk. Ama devletin görevi tabii ki bunlarla meşgul olmak. Şimdi şuraya bağlayacağım. Bizim kurumlarımıza genel olarak baktığım zaman ve ben bu dediğimin sonuna kadar arkasındayım. Çok ciddi bir vasatlık görüyorum Gülsin. Bu vasatlıktan neyi kastediyorum? Münferit kişisel başarıları, kabiliyetleri, bu sensin, senin gibi bir sürü isim zikredebilirim. Şu anda seninle konuştuğum için seni öne koydum. Ama hepimizin tanıdığı bildiği isimler var. Her birini zikretmeye başlamayayım. Çünkü bu sefer benim ismimi niye söylemedin diye biri kızabilir. Şu anda seninle konuştuğum için senin gibi dedim. Ama bu bizim kurumların
güttükleri sanatsal siyasetin doğru olduğuna işaret etmiyor. Bizim orkestra programları, opera programları, bale programlarına baktığımız zaman ne yeterli miktarda çağdaş eser çalınıyor, ne Türk bestecilerine yeterli miktarda sipariş veriliyor, ne yabancı bestecilerin eserleri çalınıyor ki özür dilerim 21. asırdayız. Ve programlara baktığımızda hep aynı eserlerin aynı seviyede 3 aşağı 5 yukarı icra edildiğini görüyoruz. Bu sene Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda Beethoven 4'ü sen çalarsın. Bir sene sonra ben çalarım. Bir sene sonra İdil çalar. Bir sene sonra bilmem kim çalar. Ama nedense bir yenilik, bir şey. Ben bıraktım çağdaş müziği. Ben mesela vakti zamanında bazı bestecilerin eserlerini kaydettim. Bunlar çok çalınan besteciler değil ama çağdaş eserler de değil. Mesela bunlar neden bu ülkede icra edilmez? Kopya sorunları olduğunu biliyorum. Yani ödenecek paralar, ödenmemiş paralar, dava olmuş orkestralar falan gibi. Bunların artık bu vasatlıktan kurtulmanın zamanı geldi de geçiyor. Ve bizim evrensel seviyeye çıkmamızın ve bütün bu dediklerimi hep beraber savunmamız lazım ki ben bunları söylediğim zaman kötü kişi oluyorum. Halbuki ben Türkiye'de bak, şuraya bağlayacağım ve susuyorum ondan sonra. Türkiye'de neden bak Berlin Filarmoni veyahut Viyana Filarmoni seviyesinde bir orkestramız yok. Lafın gelişi Metropolitan seviyesinde bir operamız yok. Ben kurum olarak söylüyorum. İçlerinde çalan çok kıymetli arkadaşlar var ki hep bunu hiçbir zaman inkar etmedim, etmiyorum. Kurumsal davranıştan bahsediyorum. Niye biz bunu hala bu hale getiremedik? Ben bunu sormakla mükellefim. Çünkü ben bunu sormazsam görevimi yerine getirmiş olmam. Evet ama şöyle bir şey var, çok güzel şeyler olacak, genç orkestralar kurulacak. İnşallah. Ve muhteşem bir gençlik geliyor, yani ona çok inanıyorum. Ve çok amin ecmain diyorum ben buna. Yani disiplin çok önemli, umudu hiçbir zaman yitirmemek lazım, disiplin verdikten sonra hani bize de bir görev düşüyor. Herkesin kendi alanında gençlere ileride yani başarıyı yakalayabilmeleri için el vermemiz gerekiyor. Burada tabii yani o dönem Saygun'un yaptığı olağanüstü bir şey. Yani o dönemde o kadar beste yapmasının yanı sıra birçok yani teori kitabı yazdı, gençlerin yetişebilmesi için araştırmalar yaptı, onların hepsini Türkçe yaptı. Yani 24 saat çalıştı diyebiliriz. Bunlar muhteşem. Çok çalışkan bir insan, muhteşem. Müthiş bir çalışma. Yani bu disiplin, onun o çalışmasını görmek bile bence etrafındakiler için en etkileyici. Büyük dersi. Çok etkileyici. Yani onu örnek almak, varlığını örnek almak o kadar çok kişiye başarı sağladı diyebiliriz. Şimdi tabii Başak Burcu'ydu değil mi? Efendim? Rahmetli Adnan Bey hatırladığım doğruysa Başak Burcu'ydu. Evet evet, sen de ben de üçümüz de Başak Burcu. Evet de, üçümüz de yani çalışkan Burcu olduğu kesin. Yani disiplin oldu. Öbür türlü yapamayız yaptıklarımızı. Evet, yani şimdi tabii pek çok şeyi onlara borçluyuz ve biz de bu sorumluluğu üzerimize alıp üzerimizi yani düşeni yapmak için çalışmaya devam etmeliyiz. Daha yaşlanmadık o kadar. Öyle bir şey dedin mi? Yok yok, hayır. Yani çok yönlü bir hocaydı. Yani hakikaten dediğin gibi çalışkanlığı inanılmaz. O çalışkanlık hepimize biraz geçti gibi. En azından bir şeyi böyle elde etmek için çok büyük çaba sarf etmek ve
ona kendini adamak, yani bir adanmışlık. O adanmışlığı Şüphe yok, onda, şüphe yok. evet, orada onda o kadar kuvvetliydi ki görmek bile o adanmışlığı en büyük ders diyebiliriz yani. Bu Ama o bakımdan kişilikten kaynaklanan bir şey Gülsün. Bir de şunu kesin. unutmayalım ki istesek de istemesek de Adnan Bey'e en büyük tesir yapmış olan kişilerden biri rahmetli Bela Bartok'tur. Bela Evet. Bartok gibi bir devlet, yani o bir Himalayalarda Everest falan gibi bir zirve Bartok çünkü. Benim ne kadar dehşetengiz Bartok hayranı olduğumu çocukluğumdan bu yana bilirsin. Ve benim o açıdan Bartok'la da özel bir bağım olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan Adnan Bey'in talebesi oldum. Evet. Ve aradan seneler geçti. Ve ben hayatta hiçbir şeyin tesadüf olduğuna şahsen inanmıyorum. Her şeyin bir manası var. 1983 müydü, 85 mi? Neyse geçmiş gün. Bu Zürih'te Gezi Anda yarışmasına katılmıştım. Ve jüri başkanı rahmetli Antal Dorati'ydi. Ki benim için en büyük şeflerden biridir. Neyse. Uzun lafın kısası, yarışmanın akabinde benim rahmetliyle hem Amerika'da Detroit Symphony Orchestra, Detroit, yani Detroit şehri Türkler için, öyle de bu şekilde telaffuz edeyim, Detroit. Ondan sonra hem de Budapeşte'de de konser verme imkanım oldu. Ve onun bagetiyle Beethoven 4 ve Bartok 3'ü çaldım. Ve Bartok Antal Dorati ile çalma şansına erişmiş olmak ve Evet. onunla partitüre bakıp, yani notaya bakıp, işte bak şuraya şöyle, buraya böyle, şu aksan, bu bağ, bilmem ne, benim için o zamanlar tabii ki çok daha gençtim, muhteşem ötesi tecrübelerdi. Başka hiçbir şey söylemiyorum, yani daha başka ne diyeyim. Adnan Bey ve Antal Dorati vasıtasıyla Bartok'la olan bağım benim ayrıca. Ya, evet, çok güzel. Hüseyin'cim çok güzeldi seninle gene burada bu vesileyle sohbet Estağfurullah, tekrar etmek. teşekkür ediyorum. Evet, tekrar çok teşekkürler geldiğin için. Seni de bugün bir Estağfurullah. müziklik yapmadın ama başka zaman yaparsın, bekleriz. Ama sunuluk yaparsam sen de cevap verirsin, alışıksın. Ondan sonra ipin ucunu kaçırırız, ayıp olur diye düşündüm. Ay, çok güzel. Evet efendim, bir muzipliğini anlatayım size Hüseyin'in. Benim bir gün Paris'te çantam maalesef çalınmıştı. Ve içindeki bütün evraklar, işte pasaport, para çantası, her şey yok oldu. Yani opera meydanında hiçbir şeysiz kaldım. Ve elimden kaptığı gibi bir genç, bir zenci çocuk şeye girdi. Siyahi demek lazım artık, zenci Evet, yasak. artık bu gibi kelimeler maalesef yanlış anlaşılıyor ki Evet. aslında hiçbir ırkçılık da bence içermiyor. Zenci dediğimiz Değil. zaman bir ırkı Yani öyle tarif ediyor, alıştık değil mi? bizim dilimizde. Evet. Siyahi dediğimiz zaman da gene aynı ırkı tarif ediyoruz. Yani. Neyse, önemli değil. Ve bunu evin İlyasoğlu'ndan öğrenmiş Hüseyin. Çünkü ertesi gün Öyle mi? Bak hiç hatırlamıyorum bunu. konserim vardı Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ve beni telefonla aradı. Bir muziplik yaptı. O hırsızın babasıymış gibi. Onların farklı bir Fransızca şeyleri oluyor. Nasıl diyeyim? Diyalekt gibi Telaffuz, böyle telaffuz. evet, aksanlı konuşuyorlar. Hile. Ve Hile. ben dedi, oğlum almış, buldum, size geri iade edeceğim dedi. Bu numaradan sizi arıyorum. Çok sevindim ama sonra Hüseyin olduğunu anlayınca ben de ona ama farklı bir muziplik yaptım. Telefonuna bir mesaj bıraktım ve dedim ki New York Filarmoni'den arıyorum sizi. İşte
kim hastalandı hatırlamıyorum demiştim o zaman. Ben de Üçlü. hatırlamıyorum. Evet, galiba Barenboim hastalandı. Acaba siz gelip İşte çalar geçti mısınız dedim. söyleyebilirsin. Öyle bir mesaj bıraktım. Ve böyle güzel müziklikleri vardır Hüseyin'in. Bir dahaki sefere bir program yapalım Hüseyin'cim, karşılıklı müzikliklerle dolu. Eyvah, zaman yetmez. Zaman yetmez. Evet, doğru. Evet, çok sağ ol. Çok teşekkürler. Estağfurullah, rica ederim. Ama öksürme lütfen. Kendine iyi bak. İstanbul'dasın galiba. Tamam. İstanbul'dayım şu anda. Evet. Evet, çok iyi. Çok teşekkürler. Efendim, hepinize iyi akşamlar. Bu güzel programlarımıza gösterdiğiniz ilgi için de çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkürler.